Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şu anda Prag'dan Avusturya'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada Viyana'ya gideceğiz. Doğru mu gidiyoruz? Evet. Viyana'da bir şeyler yapacağız. Şimdi buradan orası 4 saat civarı bir süre tutuyor. Güzergah yolculuk olarak. Şu çıkar mı çıkmaz, çıkmadı. Prag'dan çıkamadık. Burada da trafiği bulduk. İstanbul trafiği 1, Prag trafiği 2. Şimdi Prag'dan çıkmadan önce yakınlarından geçeceğimiz için bir şeylerden bahsedeyim dedim. Şu artı işaretleri eczane bu arada. Onlarda böyle her türlü güzel şey bulunuyor. Benim biraz boğazım acıyordu. Gittim oradan bir şey aldım. Böyle fıs fıs falan aldım. Pastil falan aldım. Çok da pahalı değildi yani. 300 kron muydu? Öyle bir şeydi herhalde. 60 TL. O bayağı da pahalıymış ya. Ya neyse, çözümü bulduk sonuçta. Bir de tabii ki her yolculuk yapan insanın derdi çamaşırların yıkanması. Çamaşır işini de neye halletmiştik? Kaç krona? Ha, 180 krona hallettik ama çamaşır makinesinin yanında böyle bir 40 dakika sap gibi bekliyorsunuz. Böyle açık yerler var. Bazıları veriyorsun yıkıyor, bazıları da self servis, böyle sen atıyorsun, sen basıyorsun. Jeton gibi paranı atıyorsun, krona atıyorsun içine. Çamaşırı yıkıyor falan. Öyle güzel bir sistem yapmış adamlar. Ben bayağı beğendim, hoş oldu. Çünkü ne kadar çamaşır taşırsan taşı, onlar bir gün yıkanacak yani yanında. 100 tane çorap alsan bile hani yıkanması gerekiyor. Taşıyamıyorsun kirliyi. Burası Hollanda'nın trafiğine göre biraz da agresif. Bence ben öyle hissettim. Avusturya'nınkini de göreceğiz. İnşallah orada bize biri gelip dokundurmaz arkadan falan. Evet arkadaşlar, şimdi geri gelen arabanın altında kalacağız. Şöyle tam kapının altında durayım da tırcı abi beni görmesin. Çarpsın o da. Aynen, buradan çıkabiliriz. Çok sıcakladı ama Avusturya'ya yaklaştıkça daha, hatta yaklaştıkça demeyeyim, Prag sınırına yaklaştıkça hava iyice soğudu, ısındı, soğudu diyorum ya, iyice alıştım soğudu demeye. Isındı artık, yazlık ekipmanları, yazlık eldiven, işte ceketin iç termalini falan filan her şeyini çıkardık. Böyle daha sıcak havalara uygun şekilde ayarladık kendimizi. Şimdi ne kadar kaldı? 1 saat 46 dakikalık yol kalmış. 141 kilometre kalmış. Çok yakın aslında yani. 3-4 saatte rahat rahat sallana sallana gidebileceğiniz bir güzergah. Ama böyle uzun yola çıkacak arkadaşlara kesinlikle yanlarında sıvı ve atıştırmalık gıdalar tavsiye ediyorum. Zor yani, yoksa bir böyle tansiyonunuz düşer, bir şey olur, bir saniyelik gecikme sakatlığa yol açabilir. Hemen yavaşlıyoruz, adamlar durdu bile. Arkadaki tırnağı hızlı yaklaştı ya, tam dibime kadar geldi. İnsan bir ayna mesafesi bırakır ya. Çok eğlenceli ya, iki tırın arasında durmak var ya, tam tost olacağım psikolojisi geliyor zaten direkt. Böyle sınıra doğru yaklaştıkça bazı yerlerde euro geçiyor hem de kron geçiyor. Ama merkezi yerlerde mesela çok turistik yerlerde de aynı şekilde Prag'da euro da geçiyor. Normal para birimi kron. Kron bulundurmak mecburiyetindesin. Dün akşam son böyle akşam yemeğini Paşa diye bir yerde yedik. Türkler vardı. Sağ olsunlar, çok iyi ilgilendiler. Çayımızı da Instagram'da takip edenler varsa hikayede paylaşmıştım. Tam böyle kalkıyorduk, gelip böyle durun oturun falan yapıp böyle çay gelecek falan da dediler. Sağ olsunlar, çayımızı da ikram ettiler. Hoşumuza gitmedi değil. Güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Yalnız rüzgardan var ya, yan yan gidiyoruz yani. Yan yan. Açık arazi Hollanda'da böyle, Almanya'da da böyle. Aynen, en sevdiğim değil mi? Rüzgara meydan okuma challenge. Burada sınıra yaklaşınca nedense bu şeyler, ya da Prag'da belki böyledir, lavabolar ücretsiz ama Almanya'da hepsi ücretliydi. Böyle euro falan atıyordunuz, öyle açılıyordu kapı. Almanya'daki o lavabolara ödediğiniz ücreti de size böyle bir kart veriyor, fiş gibi. 50 centti yanlış hatırlamıyorsam. 50 centlik fişle de eğer alışveriş yaparsanız o 50 centi de alışverişinizden düşüyordu. Öyle bir muhabbet var. Yani boş boş gelip lavaboya gideceksen para öde. Eğer alışveriş yapacaksan o parayı sana iade edelim gibi bir sistemleri var. Güzel bir sistem. İyi yani, güzel. Öyle bir şey. Hani lavaboya gidecek arkadaşları buradan önceden bilgilendirmiş olayım. Çok önemli bir bilgi. Gazino varmış burada. Aa, Bikers Bar. Barlık pek işimiz yok ama güzel mekana benziyor. Bir Bikers yok ki. Bakalım, geçelim. Motosiklet göremedim. Bomboş herhalde. Aa, kapalı. Şu anda Avusturya sınırları içerisine dahil olduk. Burada tabelalar.
50 diyor. Yavaşlayalım. 50 ile gidiyormuşum zaten. Dümdüz gidiyoruz. Tabii ki Viyana A5 otobanından gidecekmişiz. Şurada yazıyor. Güzel. Devamı yani aynı arsaların. Pek değişen bir şey olmadı. Tabelalardaki dil değişti biraz sadece. Aynı yani. Adamlar bir bütünleşmişler yani. Motorları yüklemiş gidiyor abimiz. Yani ben 40'la gidiyorum. Arkadaki adam hiç istifini bozmadan tam böyle 10 metreden beni takip ediyor. Hiç böyle ne yavaşlama ne hızlanma. Ama öyle bir yer yok. Geçemez bizi. Bekleyecek arkada. 40'la gideyim ben. Tadını çıkara çıkara. Yani darlamıyor, selektör de yapmıyor, yol ver de demiyor. Yani kıyaslamak gibi olmasın da Türkiye'de olsa şu an bu adam fıttırıp bizim üstümüzden geçmişti herhalde. Otelimize 8 kilometre falan kalmış. Girdiğimiz anda direkt bizi trafik karşıladı. Direkt trafikle karşılandık. Hoşumuza gitmedi. Motor da hararet yapmaya başladı iyice. Hala trafik kırmızı kırmızı her yer. Bakalım. Bir de tabii ki girdiğimiz anda trafikteki magandalar dikkatimi çekti. Sinyal verdiği saniye şerit değiştiriyorlar genelde. O yüzden biraz tırsmaya başladım. Böyle ayağımı biraz daha denk alacağım burada. Bir de Prag'dan buraya gelene kadar ki yollar genelde kilometre 300 küsür kilometre yazıyordu. Hani yakın bir yer ama hız limiti çok düşüktü. Bayağı dar yollar yapmışlar. Dar yollardan geldik. Yani böyle otoban gibi, Almanya otobanı gibi yerler değil. Daha böyle dar yollar. Şuradan sağa geçeceğim. O yüzden çok sürdü. Gereksiz fazla sürdü. Biz de tabii biraz fazla mola verdik. Sıcaklar da bizi fazla etkiledi. O yüzden uykumuz da geldi. Onun için de bir mola verdik. Aksilik çıkmasın diye buradan sağdan kaçıyoruz. Şöyle fazla hızlı girmeyelim viraja. Ne kadar derin, ne kadar keskin anlamıyorum virajları da. Birkaç kez virajdan sonra çıkınca ters yöne falan girdiğim oldu. Bilmediğim memleket olunca ters yöne giriyorsun. Bir şeyler oluyor. Tabelaları kaçırıyorum bazen. Çok dikkatli, çok yavaş davranmak lazım. 50 diyor mesela. Burada biz 60 ile 70 ile gidiyoruz. Yani bakıyorum. Oradaki adamların plakasına bakıyorum. A yazıyor mesela. Adam Avusturyalı. O nasıl gidiyor? Bakıyorum. Ona göre gidiyorum. Yani tam trafik kurallarına uyalım derken de ezilmeyelim yani arabaların altında. Biraz böyle mantık kurarak hareket etmeye çalışıyoruz. Trafiğin akışına uyduğun sürece başına kolay kolay bir şey gelmez yani. Polis çevirip de 500 tane arabaya birden ceza yazmaz. O yüzden çok göze batmayacaksın. Evet, büyük şehir ama girdiğimde bir kere korna duydum. Harbiden bir kere korna duyduk yani. Demek ki kornaya da çok da ihtiyaç yok yani. Geliş yönüymüş orası. Şu trafiğe alışana kadar birkaç kaza atlatacağız ama yine de sakata gelmese ki. Herifler sinyal verdiği an zart diye dönüyor ya. Az daha eziliyorduk. Avusturya'nın sokaklarına geldik. Tabii ki yorulduk. Biraz dinlendik otelde. Hemen yemek yemeye çıktık. İlk fark ettiğim şey birçok yerde motosiklet var. Her yerde motosiklet var ama motosikletleri hep kaldırıma dik şekilde park ediyorlar. Bir de trafik çok ağır akıyor. Çocuk teşekkür etti bize, aferin dedi. Trafiğin ağır akması beni tabii ki İstanbul'dan gelen biri olarak bayağı bir rahatsız etti. Hep yavaş yani, hep insanlar yavaş ve çok sabırlı ilerliyorlar. İstanbul'da tam aksi olduğu için muhabbet. Ama sokaklar falan güzel, sessiz. Otelin odasına girdikten sonra inanılmaz bir sessizlik, böyle ölüm sessizliği yani. O kadar huzurlu ki, korna yok, vututu yapan dayılar yok, tofaşçı abiler yok. İlginç yani, bana çok garip geldi, çok sessizdi. Bir anormal hissettim kendimi ama dinlendirici bir yer yani Avusturya sanırım genel olarak. Ama dikkatimi çeken şu oldu, genelde burada hep eski model motosikletler falan var yani. Böyle çok yeni bir şey görmedim yani, hep eskileri değerlendirmişler, baksana. Ya evet, burada böyle eskimez aynen. Şu yol zaten iyi yani, hani amortisör değiştirmen, keçe bilmem ne yapman gerekmez. Adam gibi asfalt yol şeyi var yani, çukursuz mu kursuz yol. Hiç böyle çukurdan kaçtığımı hatırlamıyorum burada. O yeteneklerim körelecek şimdi, dönünce bayağı zorluk çekeceğim. Şimdi birinci Viyana diye bir yer varmış. Bu asıl Viyana'nın asıl olduğu yer, asıl merkez. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu Osmanlı'nın böyle işte dayandığı, Viyana kapılarının olduğu yermiş anladığımız kadarıyla. Bir tane burada bizim kaldığımız otele çok yakın bir yerde bir abi, sağ olsun, Türk restoranı neydi? Quick bir şeydi, neydi? Ha, Cafe Cave. Cafe Cave adında bir yer. Orada bir abi vardı sağ olsun. Aa, koşuyor bak. Kesin bizim oralardan amca. Cafe Cave'deki abimiz sağ olsun bizi böyle yeşil yanıyor, gitmiyor. Aynen, yeşilde durdu adam. Evet, burada yayalara da yol veriyorsunuz. Adam bize bayağı faydalı bir şekilde bilgi verdi. Şuraya gidebilirsiniz. Burada şurası iyi, burası iyi. Biz çünkü
Hiç böyle detaylı bakmadan plansız programsız çıktık yola. Biraz da öyle yapmak lazım yani, daha eğlenceli oluyor. Ya şu iki araba gitmedi diye kırmızıya kaldık, görüyor musun ya? Ne kadar dramatik bir Avrupa turu. Al bir tane daha. Al bir tane daha ışık. 2 metrede bir ışık. Evet arkadaşlar, şu anda böyle bir meydana geldik. Bu kilise falan olma, katedral olması falan gerekiyor buranın. Burada da şu elindeki insanlar gel bize sarıl, free hugs yazıyor. Evet. Beşlik. Ben öyle herkese sarıl. Bir bakıyorsun cüzdan yok. Yavrum cüzdan nerede? Göz alıcı ya mekan. Nasıl uğraşmışlar? Evet arkadaşlar, şu anda Viyana'dan yola çıktık. Venedik'e doğru ilerliyoruz ama Viyana'da şöyle bir olay var. Viyana'dan sonra Hallstatt adında bir yer varmış. Tam böyle Venedik'e varmadan önce o mekana ilerleyeceğiz. Orada bir tepe varmış. Teleferik falan filan varmış. Oraları bir görelim istiyoruz. Gördükten sonra da tabii ki İtalya'ya doğru yola koyulacağız. İtalya'da da güzel vloglar, videolar çekeceğiz. Avusturya'nın dağlarına çıkacağız. Şu an manzara efsane. Yani ne diyeyim, ne diyeceğimi bilemedim. Görüyorsunuz, bir şey anlatmaya gerek yok. Şuraya bakar mısın ya? Bu nasıl bir manzara? Bu nasıl bir güzellik? Efsane ya. Avusturya'nın güzellikleri. Ya var ya, neler kaçırmışız neler ya. Şuraya bak, şu manzaraya bak, şu güzelliğe bak ya. Vay be. Müthiş. Havayı da içime çekiyorum var ya, tertemiz hava. Şu ana kadar yüzlerce motorcuyla selamlaştım. Böyle parmağımızı uzatıyoruz. Onlar da bize selam veriyor. Bir de Avusturya'da çok ırkçılık olduğu söyleniyor ama yani motorcular her yerde selamlaşıyor. Her yerde dostluk, kardeşlik. Yani kaskın arkasında, altında kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyorlar ama her türlü selamını veriyorlar. En az böyle 200 tane motorcuyla rahat selamlaşmışımdır yani bu şekilde. Hiç kesintisiz selam veriyorlar. Güzel yani, bayağı insan etkileniyor böyle bir olaydan. Manzara yine göz alıcı. Dağların ortasında böyle bir köy. İleride dağlar, karlı tepeler. Sağımızda da kocaman dağlar. Bayağı iyi ya. Şu evlerin şekli şemali de göz alıcı ya. Şu anda Avusturya'nın bir şeydi adını hatırlayamadım da yerine geldik. Böyle dağlar, tepeler, göller etrafta. Şimdi burada artık çimlerde falan bir saat bir dinlenip bir kestirip, çünkü sıcak hava birazcık böyle insanı bunaltabiliyor sürüş esnasında. Hem dinlenip hem de biraz bir şeyler yiyip ondan sonra yola çıkacağız. Avusturya turumuzun sonuna geldik. Burada gördüğünüz gibi manzaraya karşı videoyu sonlandırmak istedim. Buradan şimdi İtalya'ya doğru gideceğiz ama o videoyu farklı bir, o video başka, ayrı olacak bu videodan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolar için bu videonun açıklamasındaki linki kullanabilirsiniz. Şöyle aşağıda şehir var bu arada. Şöyle çekeyim. Şurada bir sürü bir şeyler var. Çok güzel memleket, güzel bir yer. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram ve Facebook hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.